Merhaba. Gelle seyirte, uhheratın, serçama serseratın. Vare kahramana, vare teko şera, vare kurda, un serçama serseratın. Maşallah, maşallah. Ez baverim, ez baverim, va coşa ve va peşvaziya ve yebimimiz yine ki mezin si uye ki adari de hune bersire ki mezin bidin zihniyete kayyuma ahlen u sehlen çok değerli kadın arkadaşlarımız, çok değerli gençler, çok kıymetli fedakar mücadeleci Siirt halkı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere şu anda zindanda olan ama Ankara'da partimizi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olan Gülten Kışan Ağa'nın selamlarını getirdim. Yine sizin oylarınızla meclise giden, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye İş Başkanlığı adayımız olan Meral Danış Beştaş'ın da selamları vardı. Değerli Siirt halkı, sizler onurlu bir halksınız. Sizler misafirperver bir halksınız. Emin olun, yaşamımın son anına kadar sizin bizlere vermiş olduğunuz onura layık olmak için, sizi temsil etmek için bir kardeşiniz, yoldaşınız, canınız olarak sizin talepleriniz gerçekleşinceye kadar, Kürt sorunu demokratik yollarla çözülünceye kadar, yoksulluğun, işsizliğin, açsızlığın bu topraklardan kaldırılıncaya dek, bu topraklara bir gün barış gelinceye kadar sizlere layık olmaya çalışacağım. Sizler beni başta belediye iş başkanı seçerek, sonra milletvekiliniz seçerek, şimdi de verdiğiniz oylarla eş genel başkan yaparak beni büyük onurlandınız. Her meclisim, her meclisim. Çok değerli halkımız, evet, bir seçim sürecine girdik. Çok önemli bir süreçtir. Evet, seçim sürecine girdik ama televizyonları dinlerseniz, tartışma programlarını izlersiniz, sanki bir savaşa girmişiz gibi. Özellikle hükümet ve küçük ortağı açıyor ağzını, savaş, top, mermi, tank, sınır ötesi operasyon, silahla, şiddetle ilgili ne varsa sabah akşam ondan bahsediyorlar. Gören de derler ki, gören de zanneder ki savaşa gidiyoruz. Yahu savaşa gitmiyoruz. Yerel seçime gidiyoruz. Belediye seçimine gidiyoruz. Bu süreçte savaş, çatışma, top, tüfek, mermi yerine projeler konuşur. Ama onlar projelerini konuşamazlar. Çünkü onların projeleri kayyumdur. Çünkü onların projeleri Kürt halkının iradesiyle seçmiş olduğu yöneticilerinin yerine bir devlet memuru atamaktır. Onların projeleri usulsüzlüktür, yolsuzluktur, hırsızlıktır. Gasp ettikleri kentleri borç batağına batırmaktır. Şimdi bu meydanda gelip Siirt halkına ne anlatacaklar? Demokrasi desen demokrasi yok. Özgürlük desen özgürlük yok. Cezaevi Kürt gençleriyle dolu. Sürgünde binlerce Kürt genci var. Bu ülkeye kan, gözyaşı,
yoksulluk dışında getirdikleri tek bir proje yok. Dolayısıyla yerel seçimi konuşmamaları onlar için gayet normaldir. Ama biz yerel seçimi konuşacağız. Sizin dilinizi konuşacağız. Kültürünüzü konuşacağız. Varlığınızı konuşacağız. Gençlerimizin geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Bakın, Erdoğan Cumhurbaşkanı her ağzını açtığında teröristan, teröristan diyor. Şimdi Rojava'ya teröristan, Güney Kürdistan'a teröristan, Rojilat'a teröristan, Kürt'ün iradesine teröristan. Yani Kürtlerin yaşadığı her karış toprağa teröristan diyorlar. Biz terörist miyiz? Biz bin yıllardır bu coğrafyada, Kürdistan'da, kendi ana dilimizde, kimliğimizde burada yaşayan Arap'la, Türk'le, diğer Arap'larla kardeşçe, barış içerisinde yaşamak isteyen, yaşayan onurlu ve yiğit bir halkın evlatlarıyız, öyle değil mi? Daha dün Dohuk'ta yine iki tane sivil Kürt katledildi. Geçen gün Süleymaniye'de buradan ceza alarak oraya gitmek zorunda kalan insanlarımız katlediliyor. Ya bu savaş nereye kadar? Bu çatışma nereye kadar? Bu Kürt'ü öldürmek nereye kadar? Kürt'ü göçertmek, asimile etmek, inkar etmek nereye kadar? Evet, bunun bir sonu var. İnşallah 31 Mart'ta Siirt, bu katliamlara, bu dilimizi, kültürümüzü reddedenlere, bu kayım anlayışına büyük bir cevap verecek misiniz sandıkta? Ermicim Verra, Ermicim, Ermicim Siirt. Şimdi utanmadan iktidardayken on binlerce Kürt insanının, devrimcinin, demokratın katledildiği sürecin yöneticilerini seçimde provanda yapmak için yanlarına alıyorlar. En azı da Mehmet Ağar'ı protokole oturtuyorlar. İstanbul'da seçim, belediye seçim çalışmasını Tansu Çiller yönetiyor. Tansu Çiller destek veriyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Yıllarca Kürtleri reddeden, inkar eden o sistemin o zamanki yöneticilerini onurlandırarak bizlere bir cevap veriyorlar. Biz diyoruz ki ne JITEM ittifakınız, ne faili meçhul cinayetler, ne de yoksul Kürt köylüsünü yerinden, yurdundan, yaylasından, köyünden eden, köyünü başına yıkan, yakan bu anlayış asla kazanamayacaktır. Değerli halkımız, şimdi savaşı tartışacaklarına Türkiye'de işsizliği tartışın diyoruz ama nerede? Türkiye'de hiçbir dönem olmadığı kadar ekonomik bir kriz var. İşsizlik var, yoksulluk var. Savaşa giden paralar işsizlere, yoksullara, emeklilere, gençlere, kadınlara, iş üretecek fabrikalara dönüşseydi bugün Türkiye Orta Doğu'nun en gelişmiş ülkesi olurdu. Ama onlar için var yok, Kürtlerin ana dilini reddetmek, inkar etmek, Kürt'ün başına top yağdırmak, mermi yağdırmaktır. İnşallah el birliğiyle Kürtler, Araplar, Türkler, Aleviler, Sünniler, gençler ve kadınlar olarak bu savaş isteyen, bu şiddet isteyen, bu çatışma isteyen anlayışı 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz. Şimdi Erdoğan emekliye büyük müjde verecekti. Ne verdi? 1.000 lira fazladan bir zam yaptı. Enflasyonun %126 olduğu bir süreçte emekliye 1.000 lira reva gördü. Emekli niye aç dediğimizde cevapları yok. İşsizlik niye var dediğimizde cevapları yok. Et yok, ekmek yok, süt yok. İnsanlar gerçekten çoluk çocuğunu, ailesini beslemeyecek bir duruma gelmiş. Beyefendi savaşlardan, tanklardan, siyalardan, insansız sabah araçlarından bahsediyor. Sayın Erdoğan, bu ülkenin ekmeğe, aşa,
Barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Savaşa, çatışmaya ihtiyacı yok. Siirt halkları Arabıyla, Kürdüyle birlikte yıllardır kardeşliğe yaşıyor. Arap halkımıza soruyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Hangi Kürt'ten, hangi Kürt milletvekilinden, belediye başkanından, hizmetinden zarar gördünüz? Ötekileştirildiniz, yok sayıldınız. Ama bu sistem bin yıllardır bu topraklarda yaşayan 30 milyon Kürt'ü yok sayıyor. Dolayısıyla 31 Mart seçimi yoksulların, işsizlerin, emeklilerin dili, adı, kimliği inkar edilen Kürt'le JITEM İttifakı arasında bir seçimdir. Sizler JITEM İttifakı'nı kesinlikle sandıklara gömeceğinize eminim. Değil mi Siirt halkı? Beyefendi tanka, topa kaynak ayırıyor ama söz konusu emekli askeri ücretli olunca kaynak yok. Ya Süleymaniye'ye, Dohok'a, Rojava'ya attığın tanka, topa, mermiye kaynak var ama emeklinin ekmeğine, sütüne, etine kaynak yokmuş. Dolayısıyla bu ülkenin kaynaklarının emekçilere ve yoksullara ayrılması için AKP'nin, AKP-MHP iktidarının bu seçimde, bu sandıklarda büyük bir ders alması lazım. Büyük bir ders vermeye var mısınız siz? Şimdi bakın, bu meydanı dolduran binlerce insan var. Kredi kartı borcu olmayan tek bir insanımız var mı? Beyefendi kalkmış diyor ki bu yıl %4,5 büyüdük. Değerli Siirt halkı, değerli Araplar, Kürtler, sofranız, cebiniz %4,5 büyüdü mü? Devlet Bakanı kalkmış diyor ki Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 13.100 dolardır. Bu meydanda elinizi vicdanınıza koyun. Bir yılda 13.100 dolar kazanan tek bir kişi var mı? Peki bunlar hangi ülkeden bahsediyorlar? Cebimizde paramız küçülüyor, değersizleşiyor. Soframızdan ekmeğimiz, zeytinimiz, sütümüz azalıyor. Geçinemiyoruz, perişan haldeyiz. Ama saraya bakarsanız Türkiye mutlu, mesut, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyor. Bu iki yüzlere, bu yalancılara verilecek en büyük cevap sandıkta verilen oylarınız olacaktır. Şimdi hükümet yetkilileri diyor ki, iyi dinleyin bak Siirtli halkımız. Diyor ki, ya biz geldiğimizde Türkiye'de bizden önce kuyruklar vardı. Evet doğru, gaz, yağ kuyrukları vardı. O zaman da sizin gibi kötü yönetiyorlardı. O zaman milletin cebinde kuyruk vardı ama para vardı. Şimdi ekmek kuyruğu var. Emin olun Ankara'da, İstanbul'da insanlar iki kuruş ucuz ekmek almak için sabahın dördünden belediye ekmek satış ofislerinin önünde kuyruğa giriyor. Kars'ta, Erzurum'da, Yozgat'ta, Kayseri'de, hayvancılık bölgelerinde insanlar çocuğuna et yedirmek için geceden kuyruğa girip bir kilo ucuz et almak istiyorlar. Evet, geçmişte de kuyruk vardı ama şimdi daha büyük kuyruklar var, daha büyük bir yolsuzluk ve yoksulluk var. Değerli halkımız, dün Cumhurbaşkanı yine bir şey söyledi. Diyor ki bu benim son aday olacağım seçimdir. Şimdi bakın, bu sözü 2009'da söyledi, 2012'de söyledi, 2022'de söyledi, 2024'te de aynı sözünü tekrar ediyor. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan 2009'da ne demiş? İyi dinleyin. Diyor ki, son kez adayım. Tükürdüğümü yalamam. Koltuğa çakılıp kalmayacağım. 2009'da bunu söyleyen 15 yıldır iktidarda, hala 5 yıl daha iktidarda kalmak istiyor. Bunlar tükürdüğünü yalayanlardır. Bunlar sözünde durmayanlardır. Bunlar koltuğa yapışıp kalanlardır. Değerli halkımız, bunlar kendi istekleriyle gitmeyecek. İnşallah Türkiye halklarının oylarıyla sandıkta göndereceğiz Erdoğan'ı da, iktidarını da, kayyumcu zihniyeti de. Şimdi sabah akşam televizyonu açıyorsunuz, DEM Parti tartışılıyor, öyle değil mi? Her yerde DEM Parti tartışılıyor, onların korkulu rüyası haline geldik.
Siz hunherebin. Siz olduğunuz için, var olduğunuz için biz yokuz ama gece gündüz partimizi tartışıyorlar. Tamam, televizyonları anladık ama Afyon'da bir hanımefendi çıkmış, kazanma iddiası da yok. O da DEM Parti bu kapılardan giremez diyor. İktidar ve ortağı DEM Parti parlamentoda ne geziyor diyor. Afyon'daki hanımefendi DEM Partililer, Kürtler belediyenin kapısından giremez diyor. Bu her iki anlayışa da sandıkta gerekli olan cevabı verecek miyiz? Bakın, bakın Siirt halkı binlerle buradadır. Belediye bizdeyken elinizi vicdanınıza koyun. O kapıdan giremeyen tek bir yurttaşımız var mıydı? Kapımız araba, Türkiye, Kürde herkese açık mıydı? Peki elinizi vicdanınıza koyun. Siirt'in her kuruşunu sizlere adil, eşit bir şekilde dağıttık mı? Bir kuruş rüşvet veren içinizde var mıydı? Belediyenin kasasında milyonlarca lira bıraktık mı? Peki Siirt'in kayyumu ne yaptı? Belediyenin etrafını betonlarla çevirdi, kapılarını kapattı, kapılarına kolluk kuvvetlerini dizdi, kasadaki paraları bitirdi. O yetmiyormuş gibi Siirt Belediyesi'ni 100 milyonlarca lira borçlandırdı, öyle mi değil mi? Peki değerli Siirtliler, kıymetli hemşerilerim, canlarım benim. Siirt 100 milyonlarca lira borcu ne yaparak hak etti? Hangi hizmeti yaptılar? Hala etrafınızda nehirler akmasına rağmen suyunuz akıyor mu? Hayır. Çal Mahallesi'nde, Çakmak Mahallesi'nde sular günlerce kesiliyor. Altyapı sorunu var mı? İş sorunu var mı? Kadın arkadaşlarımız bak burada yüzlercesi, binlercesi var. Sizin için bu belediye herhangi bir hizmet üretti mi? Ne yaptı? Sizin için kurmuş olduğumuz kadın üretim kooperatiflerini kapattı. Ne yaptı? Eğitim destek evini kapattı sayın gençler. Gençlik kültür merkezlerini kapattı. İstedi ki Kürtler sporla, kültürle, eğitimle, diliyle, kültürüyle uğraşmasın. Ne olsun? Uyuşturucu belasına bulaşsın. Şimdi bakın burada kolluk kuvvetlerine de sesleniyorum. 16 yaşından küçük gençleri buraya almıyorlar. Ama okulların önünde 12 yaşındaki çocuklara uyuşturucu satmak serbest. Bir dakika. Bak genç gelip kendi partisinin mitingini dinleyemiyor. Ama sesleniyorum yetkililere. Peki bu uyuşturucuyu kim satıyor? 16 yaşındaki mitingine gelip dinlemek isteyen gence bu meydanı yasaklayanlar bir zahmet uyuşturucuyu yasaklasınlar. Uyuşturucuyla uğraşsınlar. Uyuşturucu belasını def etsinler. Değerli halkımız, hem şanslı hem de şanssız bir kentsiniz. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'ı var eden kent sizsiniz değil mi? Siirt olmasaydı Erdoğan milletvekili olmayacaktı. Başbakan olmayacaktı. Cumhurbaşkanı olmayacaktı. Peki Cumhurbaşkanı Siirt için ne yaptı Allah aşkına onu var eden Siirt için? Bak şu anda Siirt Türkiye'nin en yoksul kentlerinin başında geliyor. Siirt istihdam konusunda Türkiye'nin en az istihdamı olan kentler içerisinde geliyor. Siirt'te fabrika yok, Siirt'te hizmet yok. Evet bu konuda şanslısınız çünkü hayırsız bir damata denk geldiniz. Ama sizlere söz veriyorum, hayırlı bir yoldaşa, bir cana, bir arkadaşa denk geldiniz. Biz hayırsız olmayacağız. Siirt halkının yediğimiz ekmeğine, içtiğimiz suyuna, çayına sonuna kadar minnet edeceğiz, sahip çıkacağız. Siirt halkı işsizliği, yolsuzluğu, yoksulluğu aşıncaya kadar da onlarla omuz omuza, kol kola mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi
Değerli arkadaşlar, kayyumu zaten anlatmaya gerek yok. Kayyum gerçekten hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük demektir. Kayyum efendi iyi dinlesin. Emin olun 1 Nisan'da inşallah Siirt Belediyesi'ni aldığımızda belediye iş başkanlarımızın yapacağı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Kayyumun usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını Siirt halkıyla paylaşmaktır. Kayyumlar iktidara güvenmesinler. İnşallah onların yaptığı usulsüzlükleri yargı karşısına çıkaracak, oradan hesap soracağız. Şimdi ne yaptılar? Bir baraj yaptılar. Siirt'in tarım arazileri, tarıyı suyun altında kaldı. 45 dakikalık yoksul köylerimizin gittiği yol 3 saate çıktı. Peki orada köprü yapılmasını istemeyenler kimdir? Feribotla köylüyü aracını taşıyıp cebini dolduranlardır. Peki bu insanlar oraya bir köprü yapılmasını istemiyor ama sizden oy istiyor. Onlara oy verecek misiniz? Siirt Kurtalan Yolu 20 yıldır bitmedi. Şimdi çalışma yürütülüyor. İnşallah biter. Ya o yılda 20 yılda o yolda dünya kadar müteahhit zengin oldu. Dünya kadar müteahhit köşeyi döndü. İnşallah bu sefer belki sizden utanırlar. Belki sandıklarda onlara vereceğiniz cevaptan utanırlar, o yolu bitirirler diyoruz. Kayyum efendi ne yaptı ilk geldiğinde? Celadet Ali Bedirkan kütüphanesini yıktı değil mi? Kürtçe isimleri değiştirdi. Yine size söz veriyoruz. Kürtler için önemli bir tarihçi, edebiyatçı olan Celadet Ali Bedirkan kütüphanesini 1 Nisan'da inşallah temelini atıyoruz. Siirt halkına hediye edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta belediyeyi borç batağından tekrar kurtaracağız. Bakın bizle beraber çalışan AKP'li belediye meclis üyeleri buradaydı. Belediyeye geldiğimizde altımızdaki araba bile icralıktı. 2,5 yıl bize izin verdiler. 2,5 yılda hem hizmet ürettik hem kasada para bıraktık. Şimdi gidin kasa tam takır, içinde kuruş yok. O yetmiyor, belediyenin arazileri satılıyor. Belediyeye ait mülkiyet satılıyor, peşkeş çekiliyor. Bu peşkeş satışların hesabını sandıkta soracağız. Bunlar Kürt diline düşman, Arap diline düşman, sadece Kürt diline değil. Bize yapmıyorlar, Araplara mı yapıyorlar? Hayır, onlara da yapmıyorlar. Bakın, biz 3 dilli belediyecilik hizmeti yürütüyorduk. 3 dilli kreş açmıştık, Arapça, Kürtçe, Türkçe. Tamam Kürtçe'yi yasakladılar ama Arapça da yasak. Arapça da hizmet yok. Arap yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen Kürtlerden, bizden size zarar gelmez. Hırsızlardan zarar gelir. Yolsuzluk yapanlardan zarar gelir. Çatışma isteyenlerden zarar gelir. Gelin bu kenti tekrar halkçı, toplumcu, herkese eşit hizmet veren, Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü ayırt etmeyen adaylarımıza oy vererek Siirt'te barışın, kardeşin, kardeşliğin bayrağını hep beraber dikelim diyoruz. Kadın kurumlarını kapattılar, kadına düşman. Şimdi bu meydanın adı nedir? Demokrasi meydanı. Bu meydanın yapımında bizim de payımız büyük. Bu meydanın bir bölümünü biz verdik. Meydanın adı demokrasi meydanı ama Türkiye'de demokrasi yok. Var mı? Gülten Kışanak niye cezaevinde? Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Leyla Güven, Sabahat Tuncel niye cezaevinde? Çünkü sizin dilinize, kültürünüze sahip çıktıkları için. Bakın, değerli halkımız, AKP'deki aday da ben Kürt'üm diyebilir. Ama AKP'ye verilen her oy Celal Adan'a, Devlet Bahçeli'ye gitmiş oydur. Devlet Bahçeli'nin partisi grup meclis başkan vekili ne yapıyor? Biz Kürtçe 2 kelime konuştuğumuz zaman sesimizi kısıyor. Yani AKP'ye giden her oy sesinizi kısmaya, dilinizi, kültürünüzü reddetmeye gidecek. AKP'ye verdiğiniz her oy Devlet Bahçeli'ye, MHP'ye giden oydur.
Peki AKP'ye oy verecek mi halk, Siirt halkı? Bence vermemeli. Hayırlı bir damat olsaydı, Siirt'te aş olsaydı, iş olsaydı, bereket olsaydı, o zaman vallahi biz de sesimizi çıkarmazdık. Değerli halkımız, değerli Siirt halkı, sabahtandır bekliyorsunuz. Biz de meydan meydan, kent kent dolaşıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bak, Siirt gerçekten inançlı, muhafazakar bir kentimizdir. Namazı da bilir, niyazı da bilir, hadisi de bilir, ayeti de bilir. Şimdi mellalarımız, seydalarımız içimizdedir. Hacılarımız, hocalarımız içeride, içimizdedir. Bakın, bunların başı seccadede, elleri semada, akılları haramda, hilede. Nasıl? Nasıl? Ya kayyum atadılar, yetmedi. Zindana attılar, yetmedi. Şimdi kaçak seçmen taşıyorlar. Siirt'e ne kadar kaçak seçmen taşımışlar? 6.643 seçmen. Bak. Sizinle bu sandıkta yenişemeyenler, bütün devlet olanaklarına rağmen, bütün ampul rozetli kaymakamlara, valilere, bürokrasiye rağmen sizinle yenişemeyenler, şimdi kaçak seçmenle siz değerli kadın arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın, Siirt'te halklarımızın iradesini gasp etmek istiyorlar. Ya haram seçmen diye bir şey var mı? Haram seçmen ya. Dinimizde haramdır kaçak seçmen taşımak. Bakın, size adres veriyorum. Bir tane vereceğim. Basın da buradadır. Hükümet bulvarını herkes bilir. 117 numaralı lütfen ikamet adresine gitsinler. Sadece bir adreste 2550 kaçak seçmen taşımışlar. Şimdi Allah aşkına, Siirt'te olmayan, Siirt'te yaşamayan, Siirt'in haritada yerini dahi gösteremeyecek insanlar gelip burada hileyle, haramla oy kullanacak, Siirt halkının iradesini gasp edecek. Bu gaspa izin verecek miyiz? O zaman ne yapacağız? Ben size söyleyeceğim. Bakın, geçen seçimde Siirt'te 16 bine yakın oy kullanılmamış. 16 bin. Emin olun, bu kullanılmayan oyların %90'ı bizim DEM Parti'nin oylarıdır. O zaman ne yapacağız? Bu saatten tezi yok, telefonlarımızı elimize alacağız. Siirt'te seçmen olan, oy kullanan ama işinden, aşından dolayı il dışında olan, metropollerde olan insanımızı, kardeşimizi, komşumuzu arayacağız. Gelip oylarını kullanmalarını isteyeceğiz. Var mısınız? Her bir haram seçmene karşı, her bir haram seçmene karşı iki tane hak, helal seçmen taşımak bizim boynumuzun borcudur. Değerli halkımız, değerli Siirtliler, bakın. Ben de öyle dedim. Her bir haram oya karşı iki tane helal seçmen. Var mısınız? Değerli halkımız, olur da çağırdığınız arkadaşların cebinde parası yoksa, imkanları el vermiyorsa ne yapsınlar? Bulundukları il ve ilçelerde DEM Parti il ve ilçe örgütlerine gitsinler, sıcak, kaçak, güzel bir demli çaylarını içsinler, biletlerini alıp oylarını kullanmaya gelsinler. Şimdi bir çağrım da kadın arkadaşlaradır. Bu seçim sizin seçiminizdir. Bak, emin olun. DEM Partisi kadınların partisidir. DEM Parti kadınlar için varını yoğunu ortaya koyan bir partidir. Eşit temsiliyeti sağlayan bir partidir. Kadınların yaşamda, sosyal yaşamda, ekonomide var olması için mücadele eden Türkiye'de tek partidir. O zaman kadın arkadaşlar, AKP'li, CHP'li hiçbir parti ayırt etmeden her kapıyı çalacak, onlara gerçeği anlatacak, bu haramzadelerin kenti nasıl soyduğunu, soğana çevirdiğini,
Kürtlerin dilini, kimliğini reddettiğini, barış istemediğini anlatacak, oylarını isteyecek. Var mısınız kadın arkadaşlar? Beni sevindiren başka bir şey daha var. Uzun süreden sonra ilk defa bu meydanda bu kadar çok genç gördüm. Herbicin, Hortino, Civanino. Şimdi sizler de durmayacaksınız. Sizler de durmayacaksınız. Bak biz genç başladık, inşallah genç bitireceğiz. Ne yapacaksınız? Lütfen adaylarımızın broşürlerini alın, kahve ev ev, sokak sokak dolaşın. Biz onurlu bir mücadele yürütüyoruz. Bu onurlu mücadeleyi insanlara anlatmak çok kolaydır. Çünkü biz sizin geleceğiniz için, varlığınız için, insanca yaşamınız için varız. Siz de 22-23 gün kaldı, gecenizi gündüzünüze katacaksınız. Gitmediğiniz ev, dokunmadığınız insan kalmayacak. Var mısınız gençler? Mevlalarımız, seydalarımız, bak Siirt gerçekten evliyalar kentidir. Gerçekten inançlı bir kenttir. Peki Seyda İmedik'in çıbıkın, Melle İmedik'in çıbıkın, Sırat için camiye, cumaye, kahve, Valajdık'ın provanda dem partiye bakın. Unciheni. Bir çağrımız da Arap arkadaşlarımızadır. İyi dinlesinler. Bakın değerli Arap halkımız. Geçen dönem iki tane eş başkanımız vardı. İkisi de Arap'tı. Mithat Sancar, Pervin Buldan. Öyle mi? İyi dinleyin. Şimdi benimle birlikte eş başkanlık yapan Tülay Hanım da Arap'tır, Hataylı'dır. Sorabilirsiniz. Emin olun. Sabahat milletvekilimiz buradadır. Biz Kürtçe ile birlikte mecliste Arapça da konuşalım dedik. Kürtlerin sesini kıstıkları gibi Arapça konuşmanın da sesini kıstılar. Şimdi sizin yıllardır desteklediğiniz parti sadece Kürt'ün sesini kısmıyor, sizin de sesinizi kısıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Arapçanın, Kürtçenin bu topraklarda özgürce konuşulması için lütfen DEM Parti'ye oy verin. Bak DEM Parti sadece Kürtlerin partisi değil. Türkiye'de yaşayan bütün halkların, inançların partisidir. Kadınların, gençlerin partisidir. Bu sefer doğru yere oyunuzu verin. Damadınız vefasız çıktı. Damadınız Siirt'e bir şey yapmadı. Damadınız sizi unuttu. Ama sizlere söz veriyoruz. Biz sizi unutmayacağız. Araplar bizim kardeşimizdir, bizim canımızdır, bizim ciğerimizdir. Emin olun, emin olun arkadaşlar. Belediye eş başkanlarımız bu konuda bir kusur işlerlerse benim telefonum 24 saat açıktır. Onların yakasından tutmasını bilirim. O belediye Kürtlerin, Arapların, Türklerin ortak evi olacaktır. Onun için. Onun için Arap halkımızı kendi dillerini, inançlarını özgürce yaşatacak DEM Parti'ye oy vermeye davet ediyoruz. Şimdi değerli Siirt halkı, sizlere bir çağrı yapacağım. Sizler 2014'te ben ve Berkız Başkan'ı rekor bir oyla seçtiniz değil mi? Şimdi o rekoru kırma zamanı. Safiye ve Mehmet arkadaşı daha yüksek bir oyla seçmenizi istiyoruz. Var mısınız? Bakın Safiye arkadaşımız yıllarını, gençliğini Kürtlerin dili ve kültürü yaşasın diye geçirdi. Genç bir arkadaşımız, birikimli bir arkadaşımız. Emin olun Selim Özal, Selim Sadak, Berivan, Elen Işık, Berkıza, Beştaş, Özdemir, Tuncer, Bakırhan. Bu kentte ne yaptıysa daha fazlasını yapacak. Emin olabilirsiniz. Bakın, Mehmet Kaysı, Arap arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mehmet Kaysı'yı herkes tanır. 25 yıl Mehmet Kaysı burada devlet memurluğu yaptı. Allah aşkına bir tane Arap, Kürt elini kaldırsın.
Nesin Mehmet Kaysı bizim kalbimizi kırdı diyecek kimse var mı? Böylesine pırıl pırıl, böylesine mütevazi, böylesine emekçi arkadaşlarla birlikte sizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Mehmet Kaysı'yla Safiye Alagaş arkadaşları seçmeye var mısınız? Geleme heyeca, geleme heyeca, hebali Mehmet, hebali Safiye, emanata, emanata Şeyh Said'i, Seyit Rıza'yı, emanata Selahattin Demirtaş'ı, Gülten Kışanağı, emanata, emanata, hebali mey, gırtıge edanı, sürgün edanı, ez mana emanati vedikim, kadi emanati huderketin, mana ve avabı, her müci sert, her müci, her müci. Dem, dem, dem avayı, dem, dem ameyi, dem, dem a serteyi, dem, dem a kurdayı, dem, dem a gelmeydi becim, bimini khir khaşı da, hukheratın, serşavan, serşavan.